değişimiyle başlayan bir tarihsel sürece sahiptir. Demokrasi içerisinde tabii ki esnaf ve sanatkarların oluşturduğu belediye benzeri bir kamusal girişim halka da mal edilmiştir. Tabii tarihini ayrı ayrı anlatmaya hiç gerek yok. Bugünkü güne bakar isek, İğirdir'de esnafın sorunlarını biraz önce arkadaşımız ayrıntısıyla ifade etti. Biz de bu seçim kampanyası içerisinde, hatta daha öncesinde esnaf ve sanatkarlarımızla ilgili sorunları bir analize tabi tutarak basında da bunu paylaşmış idik. En büyük sorun esnafımızın siftah yapamadan kapılarını kapatması ve gittikçe efendim cirosunun düşmesi, bunda da en büyük etken çeşitli nedenlerle İğirdir'den nüfusun Isparta'ya veya çevre illere kaymasıdır. Halbuki İğirdir tarihe baktığımız zaman bölgenin bir başkenti rolünü oynamıştır. Yani İğirdir varken Isparta 1200'lü, 1300'lü yıllarda ve daha sonrasında daha küçük bir birimken, İğirdir bir merkez iken İğirdir daha da küçülmüş, şu anda da küçülmeye devam ettiğine dair ciddi emareler var. Bunu geriye çevirebilmek için en büyük payda esnafın güçlendirilmesinden geçiyor. Esnafın güçlendirilebilmesi için de yine buraya bir nüfus kaydırılması gerekiyor. Herkesin aklında olan üniversiteyi getirelim, askeri birlik getirelim. Dolayısıyla esnafımızın önündeki ciro sorununu nüfus sorunuyla bağlantılı olarak çözelim düşüncesi var. Ancak bunların altyapısını yapacak olan birim de belediye. Biz de belediye başkanlığı görevimizde bu misyonu üzerimize alarak gerek askeri birlik getirilmesi, gerekse üniversite birimlerinin buraya tekrar kazandırılması için çekim merkezi şeklinde sokmak istiyoruz. Ayrıca Pınar Pazarı tarihsel bir semboldür. Pınar Pazarı'nın giderek ihmal edildiğini, eskiden efendim pamuklu şekerlerin, efendim ucuz etin merkezi olan Pınar Pazarı'nın ölümü bir anlamda İğirdir'in de ölümü anlamına gelir. Öncelikle çayırı yok edildi. Daha sonra işte üzerinde güreşen pehlivanlar yok oldu. Şimdi de eti Isparta'dan keserek buraya getiriyoruz. Ucuz ete elveda demek durumunda kalmışız gibi bir görüntü var. Tabii ki bunların sevinçle şunu görüyorum. Bütün belediye başkanları bu gidişatı durduracak ve Pınar Pazarı'nı, İğirdir esnafını yeniden canlandıracak projelerini ortaya koymuş durumdalar. Biz de koyduk. Bir proje havuzu ortaya çıktı. Bu nedenle ben esnafın geleceğiyle ilgili çok iyimser bir duygu zenginliği içerisindeyim. Buradaki diğer siyasi parti adayları arkadaşlarımın da aynı duyguları paylaştıklarından eminim. Bütün mesele bu işi yapacak ekibin nitelikleridir. Biz de bu anlamda İğirdir'imizde tertemiz tanınan insanlardan oluşan bir ekip oluşturduk. Bir de diğer siyasi partiler veya birçok kurum her zaman kadını ismini kullanırlar. Kadınlarımız yönetime katılmalı derler. Ancak iş pratiğe geldiği zaman iş değişir. Biz bunu sözde değil, özde gerçekleştirmek suretiyle seçilebilecek durumda yüksek tahsile sahip bayanları %40 oranında ön plana çıkardık. Benim kontenjan adayım da bir bayan arkadaşımız. Dolayısıyla biz buradan esnaf arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. İğirdir'e kadın elinin değmesini istiyor iseniz, İğirdir esnafının gerçekten mutfağının, mutfağıyla vatandaşın arasında bir bağlantı kurmasını, akılcı bir yönetim oluşturulmasını istiyorsanız bize biraz daha dikkatli bakın diyoruz. Bu duygularla burada
devam edecek olan diğer gündem maddeleri konusunda herkesin sağduyulu hareket etmesini, bütün Airdrie'yi seven insanlara gönlündeki konularda, iyi niyetli konularda başarılı olmasını diliyorum. Yani sadece biz değil, herkesin başarılı olmasını, sonuçta da Airdrie'nin kazanmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Saadet Partisi adayı, konuşmak istiyor musunuz? Buyurun. Kısa ve öz olursa memnun olurum çünkü diğer aday arkadaşlarımız da geldiler. Onlara da söz vereceğiz. Sayın Divan, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Belediye Başkanı adayları ve Sayın Komutanım. Hepinizi saygı, sevgi ve selamla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun inşallah. Esnaf demek, şehrin görünen yüzüdür. Şehrin ekonomik, kültürel, sosyal faaliyetlerinin en güzel göstergesidir. Esnaf arkadaşlarımız, dışarıdan gelen misafirler ev sahibi. Esnaf dediğimiz zaman, esnaf dışarıya açılan bir penceredir. Bu yüzden bugün arkadaşlarımız hep sokmandır. Ben buraya siyasi bir konuşma yapmak için gelmedim. Çünkü burası siyaset üstü bir yer olduğunu biliyorum. Buraya asla ve asla siyasetin karışmasını istemiyoruz hiçbir zaman için. Hem iki yönetimde de değerli arkadaşlarımız var. Hepsini başarılar diliyorum. Bu seçimin inşallah bizim önümüzdeki ay yerel seçimlere bir örnek olmasını temenni ediyorum. Hepsine de başarılar diliyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Artık bir konuşmak istiyor musunuz? Evet, başkanım. Buyurun. Sayın Divan, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Belediye Başkanı adaylarım, değerli misafirler, Airdrie'mizin ev sahibi, her biri birbirinden değerli, sevgili esnaf arkadaşlarımız. Öncelikle yapacağımız seçimin Airdrie'mize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle mevcut yönetimi Şeref Başkan'la birlikte tebrik ediyorum. Yapmış oldukları hizmetlerden dolayı. Şimdi yeni bir dönem, yeni bir vizyon, yeni bir güç ile Airdrie'mizin önümüzdeki dönemde tekrar hak ettiği şekilde yönetilebilmesi için biz yola çıktık. Her biri birbirinden değerli belediye meclis üyesi arkadaşlarımızla Airdrie'mize hizmet etmek istiyoruz. Bununla birlikte bu değişim rüzgarının bugün esnaf odası seçimlerinde de eseceğini ve yeni genç bir kadronun göreve geleceğini temenni ediyoruz. Tabii bu takdir sizlerindir. İnşallah hayırlısıyla sizler bugün değişimin temelini atacaksınız. Ben buna inanıyorum. Saygılar sunuyorum. Evet, Veli Bey size söz verelim. Buyurun. Sayın Divan, Sayın Belediye Başkanım, değerli hazırım. Airdrie Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın ilçemize, memleketimize ve esnaflara hayırlı olması dileklerimle ekonomimizin temel taşı olan esnaflarımızın yapmış oldukları faaliyetlerin yarıdan fazlasının bir kamu hizmeti oldu. Dolayısıyla ekonominin temel taşı olan esnaflarımızda özellikle ARGE çalışmalarına önem vermemiz gerektiği, günümüz şartlarında kolektif çalışmanın önemine değinerek özellikle globallaşan dünyada esnaflarımızın ve iş adamlarımızın da zaman zaman bütçelerini birleştirerek daha güzel yatırımlara imza atmaları gerektiği düşüncesiyle, ancak kolektif çalışmanın bir ortaya konabilmesi ve insanların bütçelerini birleştirebilmesi için
sosyal barışın öneminin gerektiği, dolayısıyla özellikle yerel idarelerin bir baba olarak esnaflara zaman zaman moral, motivasyon ve cesaret vermesi gerektiği ve onların yapacağı yatırımlara altyapı planlarının ve çalışmalarının hazırlanması gerektiği düşüncesindeyim. Esnaflarımız zaman zaman kendi bağ kurlarını ödeyemezken çalıştırdıkları personellerin sigortalarını öderler. Yine kendi bağ kurlarını ödeyemedikleri aylarda bir kamu hizmet olarak veresiye müşterilerine satışlar yaparlar. Dolayısıyla esnaf ve sanatkarlarımızın faaliyetlerini bir kamu hizmeti olarak görerek tüm idari yapının gücünü zaman zaman arkalarında hissetmeleri gerektiği düşüncesindeyim. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve selamlarımı sunuyorum. Arz ederim. Evet, değerli arkadaşlar, esnaf ve sanatkarın içerisinden çıkan ve size uzun yıllar Eğirdir'de belediye başkanlık görevine sürdürmek suretiyle hizmet eden, Eğirdir'e güzel eserler bırakan ve bu hizmetleri ve bu eserleri tekrar devam ettirmek için Demokrat Parti'den aday olan Sayın Ömer Şengül'e başarılar diliyorum ve aynı zamanda da söz veriyorum. Buyurun. Divan. Değerli arkadaşlarım, saygıdeğer esnaf kardeşlerim. Divan başkanımızın söylediği üzere içinizden çıkan bir kardeşimiz, arkadaşımız olarak bu derneğinde esnaf kefalet kooperatifinde yöneticiliklerinden sonra 15 yıl Eğirdir Belediye Başkanlığı'nı yürüttüğümde hepiniz de biliyorsunuz ki sizlerle etle tırnak gibi birlikte çalıştık. Belli eserler Eğirdir'i kazandık. Evet. Eğirdir esnafının hakikaten canı sıkkın, işler bozuk. Diğer arkadaşlarımızın da anlattığı gibi siftahsız dükkanlar kapatılır. Vergiler ödenemez. Hacizler gelir. Ama yapılacak bir atılım nedir? Her ortamda esnaf kardeşlerimizle görüştüğümüzde iş yeri darlığından şikayet edilir. Eğirdir'de iş yeri sıkıntısı var denir. Sanayiye gittiğimizde sanayi esnafı biz düzensiz yapılaşmadan, iş yeri eksikliğinden sıkıntılıyız der. Bunların çözümleri aranır. İnşallah biz yeni dönemde göreve gelirsek kentsel dönüşüm projesiyle yeni iş yerleri yaparak esnaflarımıza kazandırmak isteriz. Sanayi çarşısında rezil edilen alanda da iyi bir kooperatifçilik örneğiyle sanayi esnafının da kendi malı olan iş yerlerini yapacağımızı daha önce söyledik. Burada da tekrar ediyorum. Efendim burada siyaset konuşulmaz. Siyasetin konuşulmayacağı hiçbir yer kalmadı. Hepimiz siyasiyiz. Şurada bakıyorum, siyasi olmayan kimse neredeyse yok. Öyle dahi olsa siyasi yönetici olmayabilir ama hepimizin gönlünde bir aslan yatıyor. Burada konuşmayacağız da nerede konuşacağız? Efendim kulvarlar ayrı. Hiç alakası yok. Esnaf her zaman siyasetin içindedir. Siyasetin içinden gelmiştir. Öyle de olmalıdır. Siyaset kötü bir şey değildir ki esnaflar yapmasın. Bu nedenle zaman uzun olsa tek tek projelerimizi anlatsa, biliyorum ki dışarıdaki arkadaşlar seçim için acele ediyorlar. Bir geçmiş yönetim var. Yeniden göreve talipler. Bir de yeniden bir oluşum var. Onlar da göreve talipler. Her ikisine de başarılar diliyorum. İnşallah diyorum Eğirdir için hayırlısı olur. Hangi yönetim seçilecekse ben de göreve gelirsem onlarla yine kardeş gibi geçiniriz. Eğirdir'in hizmetlerini kaldığı yerden hatta eksildiği yerden devamını
yaparız. Bu vesileyle değerli divanımıza, siz saygıdeğer kardeşlerime iyi günler diliyorum. Hayırlı seçimler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Artık son sözü de belediye başkanımıza vereceğiz. Belediye başkanımız da işte 5 yıl sizlere hizmet etti. Elinden geldiği kadar bir şeyler yapmaya gayret sarf etti. Ama siyasetin işte gereği diyelim veya artık durumu bu diyelim. Bu dönemde artık aday olmadı. Yerine Veli Gök arkadaşımız da artık bırakacak. Yani adaylığını ona bırakacak. Kendisi artık herhalde ileride öyle tahmin ediyor ki milletvekili bana olur. Yani bu şeyden sonra öyle tahmin ediyoruz. Tabii o şartlarda ileride ne olabilir bilemiyoruz ama olsun. Erdirim'de geçmiş dönemlerde milletvekili vardı. Daha sonraki dönemlerde milletvekilleri yok. Bundan sonra inşallah olur. O da Erdirim'e o yönde hizmet eder diyoruz. Bu 5 yıllık çalışmalarından dolayı da biz de Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak ve bugün de Divan Başkanı olarak Divan Yekili olarak hep beraber teşekkür ediyoruz Sayın Belediye Başkanımıza ve söz veriyorum. O sözden sonra da kapatacağız. Diğer aday olan arkadaşlarımız listeyi getirsinler bize. Yönetim kurulu listesine geldi mi? Tamam. Buyurun Sayın Başkan. Başkanım ve divan heyetimiz. Çok muhterem esnaf kardeşlerimiz. Ve belediye başkan adayı kardeşlerimiz. Ve dinleyici olarak gelen arkadaşlarımız. Mümtaz temsilcileri. Halen esnaf odamızın yönetim kurulunun başkanlığına devam ettiren arkadaşlarımız ve yeni seçilmek üzere de hazırlanan evet iki grup girecek zannedersem hazırlanan ve seçime katılmak üzere burada bulunan esnaf kardeşlerim. Öncelikle bu toplantımızı Eğirdir'imize, halkımıza, hepimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Divan Başkanımız tabii bizi yakinen tanıdığı için çalışmalarımızı ve düşüncelerimizi bilmektedir. Ancak tabii ki bir iltifat olsun babında ben düşüncelerini aktardığını kabul ediyorum ve huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı bir meslek değildir. Belediye başkanlığı vakti saati geldiğinde halkımızın teveccüh gösterdiği kimse onun halk adına aldığı bir emanet yeri ve vakti saati geldiğinde de vazifeyi temiz bir şekilde emaneti teslim etmektir. Onun için bir hizmet yeridir dersek daha güzel olur. Ben buradan gelmiş geçmiş bütün belediye başkanlarımıza ve bugün daha önce ebediyete intikal etmiş yine belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve düşünceleriyle ilçemize katkı yapan bütün herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Muhterem esnaf kardeşlerim, tabii ki siyaset olmaması lazım dediniz ama burada cevap hakkı da doğmuş oluyor. Onun için eğer divan heyetimiz başkanımız müsaade ederse ben doğru olmak şartıyla
memleketimizin birkaç meselesini açıklamadan fayda görüyorum. Şöyle ki, faaliyet raporunda birincisi, nüfusumuzun azaldığı, işte esnafımızın ve biraz önce de arkadaşlarımızın dediği gibi siftah etmeden dükkanların kapandığı çok kötü bir manzara ortaya kondu ki ben bu görüşe asla katılmıyorum. Çünkü nüfus neydi de nereye geldi? Böyle 20 binden 15 bine düştü diye ifadelerin kullanılması bizi rahatsız ediyor. Halkımızı da rahatsız ediyor. Bir kere her ne olursa olsun inanan insanlar doğruyu söylemekle mükelleftir. 20 bin nüfus ne zaman oldu? 15 bin ne zaman düştü? Biz vazifeye başladığımızda nüfusun kaç olduğu belli. Ve lafada şu anda değiştirmedilerse 2012 yılı sonu itibariyle 16.900, bakınız 16.900'ü 17.000 bile demiyor. Ama 600 artarak 2013 yılı sonu itibariyle nüfusumuz şu anda 17.500 arkadaşlar. Askeriyedeki nüfus hariç tabii. Şimdi nüfus azaldı dediğimiz zaman Yalvaç'ın 35 bin nüfusunun 20 bini düştü.